Sevgili seyirciler, transfer raporu sezon finaline hoş geldiniz. Bu gece 12-15'e kadar, yani 12'yi biraz aşacağız tabii ki. Sizlerle birlikte olacağız. Her an, her dakika bizde bir gelişme olacak mı diye bekliyoruz. Tabii artık A-Spor'da bir ekran klasiği haline geldi. Transfer tescil bürosunda da arkadaşlarımız olacak. Furkan bizi orada bekliyor olacak. Gustavo Açınçao açıklandı. Resmen Galatasaray'da bir yıllığına kiralandı. Sarı kırmızılı oyuncu Gustavo Açınçao. Bakalım neler yapacak önümüzdeki dönem için. Tabii bunu da Emre Kaplan, Ahmet Selim Kul ve Sercan Dikme ile konuşacağız. Aslında bu üç arkadaşımla birlikte bu yaz transfer dönemini konuşacağız. Elbette kendilerinin de biriktirdikleri anılar vardır. Transfer haberciliği zor iştir. Siz de biliyorsunuz, takdir edersiniz ki sevgili seyirciler. Bir oyuncu haberini verebilmek için çok telefon trafiği yaşanır. Hızlı hareket etmeniz lazım. Çabuk hareket etmeniz lazım. Refleks göstermeniz lazım. Birçok parametresi var. Bunlarla uğraşıyor arkadaşlarımız. Öyle kolay değil. Hoş geldin Sercan. Hoş bulduk Aykut İnce. Bu sene flash transferi sen verdin. Kabul edelim. Pjanić. Pjanić. Değil mi? Doğru mu? Tebrik edelim. Doğru. Tebrik ediyorum Sercan. Sağ ol. Emre sen geçen de geçen sene de Mesut mütevazı olmayalım. Mütevazı olmayalım. Mesut Özil'i vermişti. Evet. Onu da tebrik ettik, takdir ettik arkadaşımızı. Her yıl dönemin. Emre de verdi birçok transfer haberi. Onu da tebrik ediyorum arkadaşıma. Şimdi Pjanić için hikayesini ayrıyeten anlatırsın ama sana göre transfer şampiyonu kim? Aykut abi, bizden çok deneyimlisin. Bence böyle bir soruya gerek bile yok. Açık ara Beşiktaş. Çok fazla madde söylemeye gerek yok. Sebep söylemeye gerek yok. Ben sorayım, görevimi yapayım. Estağfurullah tabii. Benim gülme sebebim de gündüz konuşmamız bunun üzerine. Ben Pjanić'i öğrendiğim an teyit ettirme ihtiyacı duydum her zamanki gibi. Teyit ettirdim. Evet, görüşüyoruz. Bitme aşamasında dendi. 15 dakika boyunca habere giremedim heyecandan. Kalp çarpıntısından. Sen haberi yazdığında ben de dedim ki inşallah Sercan son dakika... Yanılır mı? Hayır. Bak ya, yok. Yani şunu niye desin öyle? İnşallah son dakika bir kaza yaşamaz dedim. Çünkü çok büyük bir isim. Pjanić gibi bir futbolcu. Mesut da bana neler yapmıştı. Evet evet, çok korkutmuştum Mesut'u. Pjanić öyle bir futbolcu ki tüm şampiyonluk dengesini bozabilecek bir oyuncu. Ufak bir örnek o Pjanić günüyle ilgili. Pjanić ismini duydum. Eminim. Öğrendiğim yerden... nedeniyle. Güvenilir. Güvenilir. Ama yine böyle bir endişe oluyor işte. Çünkü inanmıyorum. Hayır. Pjanić diyorlar bana. Hangi Pjanić diye cevap vermek zorunda kalıyorum. Bizim bildiğimiz Pjanić mi? Teyit ettirdim. Tesisteydik. Şanslıyım. Transferi yapanlardan. 13-14 dakika boyunca A-Spor WhatsApp grubumuz var. Oraya elim gitmedi. Yazamadım. Pjanić ismi. O nedenle sadece Pjanić değil. Michy Batshuayi. Geçen yıl şampiyonluk onlar unutuldu. Olmasında en büyük aktör Gezzal'dı, kaldı. Hepsini düşünüyorum. Çok büyük isimler transfer edilmiş ve sadece Pjanić'i getir. Yani Pjanić'i mesela bugün son gün Manchester United'a gitse Pjanić, hiçbir Manchester United taraftar demez ki Manchester United yetkilileri istifa, Pjanić'i aldınız. Manchester United'da değil, başka Inter'e de gitse, tekrar Juventus'a da dönse şaşırılmayacak bir transfer ve Pjanić Beşiktaş'a geldi. Pjanić bütün dengeleri değiştiriyor. Lig sonunda ne olur bilmiyorum ama transfer şampiyonu Beşiktaş. Çok açık. Peki Ahmet Selim nasıl bakıyor? Ya doğru. Ben de bunun aksini söyleyeyim. Bunun aksini söylemek bence komik olur. Şöyle, kendi bütçelerine göre daha farklı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde oynamak, bunları kattığımızda Karagümrük ve Trabzonspor da bence bu Adana Demir de girebilir. Bence. Adana Demir de keza öyle. Adana Demir'in transferleri de çok yapılıyor. Bir yarın son, Svensson, Balotelli. Hepsi iyi. Yani ama Beşiktaş hem eldekileri tutarak bir sükse yaptı. Kesin kesin. Kendince. Üstüne bir de bu hamlelerin üzerine önemli yıldızlar kattı. Bence de transfer dönemi şampiyonu Beşiktaş. Ama hep Fenerbahçe oluyordu. Bir de böyle deneyelim. Belki de Fenerbahçe için bu daha iyi olacak. Soralım bakalım. Sence de Fenerbahçe miydi transfer şampiyonu? Yani geçen sene için genel itibariyle onu konuşuyorduk ama bu biraz nereden baktığınıza göre değişebilecek bir durum. Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı, kadrosunda muhafaza ettiği ve küçük dokunuşlar olarak eklediği Pjanić'i falan ayrı tutuyorum. İşte mesela Salih önemli bir
dokunuş o kadro içerisinde. Kaliteyi arttırabilecek bir isim. Rozya Gezzal geçen seneki şampiyonlukta ki mesela şampiyonluk sonrasında biz Sercan'la konuştuğumuzda ya da Beşiktaş'ı takip eden gazetecilerle konuştuğumuzda çok fazla düşünülmüyordu Rozya ve Gezzal'ın yeni sezonda Beşiktaş'ta kalabileceği. Bunları yapabilmek çok önemli. Onun üstüne Pjanić gibi bir isim, işte Batshuayi, Alex Teixeira isim olarak baktığında herkese heyecanlandırabilecek oyuncular ama strateji olarak baktığında değerlendirilebilecek farklı durumlar da var. Ben mesela Galatasaray'ın bu açıdan transfer politikasını beğeniyorum. Çünkü değişik bir strateji. Çok uzun zamandır herkesin dilinde olan ama kimsenin uygulamadığı bir strateji uyguladı Galatasaray. Yaş ortalaması 23 olan oyuncuları kadrosuna kattı. 3 yıllık bir planlama dendi. Tabii ki Beşiktaş'ın transfer ettiği oyuncular taraftarlarını çok daha fazla heyecanlandırıyor ama Galatasaray taraftarlarının da bu genç oyunculardan büyük bir heyecan duyduğunu görüyorum. Bu açıkçası beni o düşünce yapısının değişmesi anlamında mutlu ediyor. Çünkü daha önce Fenerbahçe'de yaptı. Fenerbahçe'de benzer bir strateji var aslında. Daha genç oyuncular, geleceğe dönük yatırımlar. 23-24'ler. Yani ülke futbolunun şu anki şartlarına daha uygun hamleler olarak değerlendiriyorum ben bunu naçizane kendi açımdan. Ama Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı isimlerin zaten tartışılacak hiçbir tarafı yok. Sercan'ın az önce söylediği gibi Pjanić son gün Barcelona'dan işte Avrupa'nın orta sıra değil elit takımlarından herhangi bir tanesine gitseydi de hiç kimse itiraz etmezdi zaten. Hiç. Beşiktaş o fırsatı çok iyi kullandı. Çok önemli bir isim. Türkiye'ye geldi bu vesileyle. Burada belki gönderilecek oyuncular çok önemliydi. Lens, Douglas ve Adem Laiç anlaşma sağlanmasına rağmen son anda üçü de ekstra şeyler istedikleri için an itibariyle Beşiktaş'ta kaldılar. 3 oyuncu bir sene boyunca Beşiktaş'ta kadro dışı konumunda bulunacaklar ve hiç mi faydalanmayacak? Hiç faydalanmayacaklar. 3 oyuncu da yetkililerle konuştum az önce. Beşiktaş'ta yetkili kimse en yetkili onunla konuştum. 3 futbolcu da başkanla yani. 3 futbolcu da başkanla konuşuyoruz. A takım binasının 100 metre yakınına yaklaştırılmayacak. 3 futbolcu arabaları A takım oyuncularının park ettiği yerin 100 metre yanına yaklaştırılmayacak. 3 futbolcu FIFA kuralları gereği antrenmanlarla ilgili. Bir sıkıntı mı oldu yani? Gitmediler. Kabul etmelerine rağmen gitmediler. Ve kaldılar. 3 futbolcu da sezon boyunca arabalarının tesislere sokulmayacağı falan. Tesislere mecbur. UEFA kuralları gereği, FIFA kuralları gereği. Yer göstermek A takım kontratlı oyuncular kadro dışında kaldığı süre boyunca mobbing elbette yapılamıyor. UEFA bu konuda biraz futbolcunun yanında. Ancak benim hissettiğim bu bilmiyorum nasıl olacak. 3 futbolcunun maaşı 6-7 milyon euroya tekabül ediyor. Çok ciddi bir durum. Bir sene boyunca Beşiktaş'ın vereceği para. Sayın Başkan Ahmet Durçebi'nin ben sinirli olduğunu düşünüyorum. 3 futbolcuya özellikle Adem Laiç'e. As Başkan Emre Kocadağ'ın, Ceyhun Kazancı'nın ben bir sene boyunca 3 futbolcunun bu 3 isimden çekeceği var. Daha başka bir şey söylemeyeyim. Burada biraz Fenerbahçe'nin hakkını vermek gerekiyor. Bu akşam Kolker açıklanmasını bekliyoruz. Daha gitmedi biliyorsun. Aksilik olabilir tabii de. Kolker'da açıklanırsa tam 20 oyuncuyu göndermiş oluyorlar. Sinan Gümüş kalıyor. Onu da gönderebilirlerdi. Kalan var mı başka? Yok. Yani evet. Düşünülmeyen bütün oyuncular gönderilmiş oluyor. Tabii şartlarını açıklamıyorlar. O yüzden o açıdan değerlendiremeyiz ama şunu söyleyebiliriz ki ne olursa olsun hepimiz işin içindeyiz kısmen şu anlamda. Biliyoruz ne kadar zor olduğunu. 20 oyuncu göndermek büyük iş. Kolay değil. Kolay değil yani. Pereira'nın transferini de biraz konuşalım. Şimdi açıkçası çok gizli yürütülen bir transferdi bu. Pereira'nın transferi, Pereira. Evet. Ya o konuda şöyle, gizlilik tabii ki var. Zaten Başkan Ali Koç her şeyde bunu vurguluyor. Ama ya Vitor Pereira ile ilgili böyle günlerce konuşulup, yani bunu açıkça söylememiz gerekiyor. Slaven Bilic'ti Fenerbahçe'nin adayı. Slaven Bilic işinin çözüleceği düşünülüyordu. Olmadı. Olmadı. Evet. Sen de biliyorsun. 4 milyon euro muydu neydi? Bilic'te konuştuk. Yani bir bedel ödenmesi gerekiyordu. Fenerbahçe o topa girmedi. Ama Bilic buraya, gelmeyi çok istedi. Çok. Ya bitmişti iş. Kontratı vardı. Bilic Fenerbahçe'nin hocası olacaktı. Olmayınca Fenerbahçe yönetimi direkt farklı planlara baktı. Pereira işi toplam 2-3 günde gerçekleşti. Yani yakalamamız gerçekten hiç de kolay değildi. Pereira işini o açıdan da konuşmak gerekiyor.